Merhaba değerli dostlar. Toprak TV ekranlarında yepyeni bir programla tekrar sizlerle beraberiz. Bundan böyle her hafta bir mesir alanında, bir piknik şöleninde sizlerle beraber olacağız. Ve o piknikten coşkulu ve güzel anları sizlerle buluşturmaya çalışacağız. Festival 2016 programının ilkini Bursa Gündoğdu Köyü'nde Çağlayan Mesire Alanı'nda Begüm Ekmek tarafından organize edilen birinci piknik şöleninde gerçekleştireceğiz. Buradan güzel dakikaları, güzel anları sizlere sergilemeye çalışacağız. Dilerseniz gelin bu güzel piknik şöleninin görüntüleriyle sizleri baş başa bırakalım. Daha sonrasında tekrar röportajlarla beraber olalım. İnşallah geleneksel hale gelecek olan pikniğimizde, söyleşilerimize, röportajlarımıza başladık. Ve ilk röportajımızı bu organizasyonun düzenlenmesine vesile olan Begüm Ekmek Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Yarar Beyefendi ile yapacağız. Kendisine öncelikle buraya katılan misafirler adına teşekkür etmek istiyorum. Ve hemen kendisi hakkında ve firması hakkında biraz bilgi verdikten sonra piknik hakkında da görüşlerini alacağız. Öncelikle teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Bize bu fırsatı verdiğiniz için, buraya gelip bize bu röportaj fırsatını verdiğiniz için size ben teşekkür ederim. Begüm Rol Ekmek olarak Bursa'da sadece rol ekmek üzerine kurmuş olduğumuz tesis, Nülüfer Nülüfer Ticaret Merkezi'nde şu an. Yaklaşık 1800 metrekare kapalı alanında, yaklaşık günlük şu an 250 bin rol ekmeği üretim tesisi olarak hizmet vermekteyiz. Sadece Bursa'da, daha doğrusu Güney Marmara'da sadece rol ekmeği üreten tek tesis biziz. Bunun yanı sıra da şu an hizmet vermiş olduğumuz sektörler Güney Marmara'nın tüm üniversiteleri, hastane ve öğrenci bölümleri, Bursa, İzmit, Eskişehir, Balıkesir, Orhan Gazi, bütün devlet hastanelerinin ekmeklerini veriyoruz. Tüm fabrikaların ekmeklerini biz üretiyoruz, biz veriyoruz. Bunun yarı sırada börek ve poğaça imalatımız var. Bugün de arkadaşlarımıza, bu bizim 5. yılımız. Her yıl zaman zaman ufak tefek organizasyonlar düzenledik. Yapıyorsunuz. Evet. Bugün de böyle bir güzel bir organizasyon, 23 Temmuz vesilesiyle çocukların da bulması amacıyla böyle güzel bir piknik organizasyonu düzenledik. İnşallah her yıl geleneksel hale getirmeye çalışacağız. Evet. Peki hemen Yusuf Bey'e şunu da sormak istiyorum ben. Eminim ki siz bu işin içinde olduğunuz için biliyorsunuzdur ama rol ekmek kısmının ibaresinin ne olduğunu izleyenlere biraz rol daha açarsak. Rol ekmek küçük anlamına geliyor. Evet. Avrupa'da bu rolün ismini Avrupa'da koymuşlar. Küçük ekmek anlamına geliyor. Bizim Türkçe'de küçük ekmek anlamına geliyor. Rol ekmek şöyle, israfı önlüyor. Yani biliyorsunuz ülkemizde yılda yaklaşık 100 tane hastane yaptırılacak, aşağı yukarı 150 tane okul yaptırılacak kadar ekmek israf oluyor. Rol ekmekler çöpe gidiyor. Evet. Rol ekmeği yaygınlaştırmaya çalışıyoruz. İnsanlara bunu, rol ekmeğinin tasarruf amaçlı olduğunu, aynı zamanda çok hijyenik olduğunu anlatmaya çalışıyoruz. Çünkü el değmeden ürettiğimiz bir tesis, tamamen makine parkuruyla yapmış olduğumuz bir tesis. Rol ekmeğini el değmeden, hamur unla direkt paketlemeye kadar hiçbir personelin eli değmiyor. Poşet içerisinde de olduğu için, gıdaya uygun poşet içerisinde de olduğu için hijyen amacından rol ekmeğini öneriyoruz. Hem hijyen amacıyla hem tasarruf amacıyla rol ekmeğini öneriyoruz halkımıza. Peki bir ekmek üreten, yani insanın başlıca gıda maddesi olan bir ekmek üreten bir firma yetkilisi olarak, bir firma sahibi olarak
Ekmek alacak olan veya ekmek tüketen bir topluma tavsiyeleriniz nelerdir? Nasıl ekmek tüketmeliler veya tükettikleri ekmeklerin nelerine dikkat etmeliler? Onları da alalım sizden. Evet, tabii. Şimdi arkadaşlar, yani fırından ön vitrinine bakmakla olmuyor bu işler. Evet. Yani hijyen ekmek anlamında ben şuna inanıyorum. Yani hükümetimiz tarafından, devletimiz tarafından ekmekteki sağlıksızlığı ortadan kaldırırsak Türkiye'deki %40 sağlık problemini ortadan çözeriz diye düşünüyorum. Evet. Çünkü ben bu sektörde yaklaşık 16 yıldır bu sektördeyim. Bu sektörde hangi şartlarda ekmek yapıldığını çok iyi biliyorum. Ve benim için öncelik şu an yaklaşık 65 personelim var. Benim için öncelik her zaman söylemişimdir hijyen. Emin olduğu yerlerden alışveriş yapmalarını rica ediyorum. Yani vatandaşlardan onu rica ediyorum. Emin olduğu yerlerden onun imalathanesini bildiği veyahut da gezme fırsatı varsa oradan alışveriş yapmasını rica ediyorum. Onun yanı sırada yiyebileceği kadar, kullanılabileceği kadar ekmeği almasını rica ediyorum. Evet, yani israfı önlemek amacıyla. Çünkü ekmek bizim buğdayımız, Türkiye'deki buğdayın %33'ünü kullanabiliyoruz. Geri kalan buğday yem olarak hayvanlara veriliyor. Biz buğdayın %75'ini ithal ediyoruz. Evet, evet. İthal ettiğimizden dolayı hani ülkemize zararı dokunmasın diye insanların ekmeği israf etmemesini istiyorum. Öyle. Peki. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Şimdi yoğun tempoyla koşturan bir yöneticinin, evet, bir firma sahibinin eşi, evet, olmak, evet, nasıl bir duygu? Onu da eşinizden almak istiyorum öncelikle. Eşim Ayşe Hanım, Ayşe Yaran. Onu da tanıyalım. Ayşe Hanım öncelikle merhaba. Merhaba, teşekkürler. Nasılsınız? İyiyim, teşekkürler. Şöyle kameraya doğru dönerek. Şimdi çok yoğun, aynı zamanda tempolu bir mesleği olan bir insanın eşisiniz. Eminim ki onun temposuna yetişmek bayağı bir zordur herhalde. Zorluk çekiyor musunuz veya yaşamış olduğunuz zorluklar var mı bu tempoya yetişmek için? Ya ara sıra oluyor zorluk ama bunlar tatlı zorluklar. Hani güzel, hani eşimin bu mesleği de yani seçmesi çok güzel bir şey. Evet. İnsanlar tek kullandığı ekmek. Yani güzel oluyor. En azından israf olmuyor. Evet. Ben bazen görüyorum pikniğe geldiğimiz zamanlarda değerli dostlar. Yusuf Bey bu organizasyonun en başındaki insan olarak yemek firmasından gelen yemeklerin başında misafirlerle ilgilenmekte. Evet. Ve Ayşe Hanım da onunla beraber gezmekte. Biraz onu yakalamak, performansını yetişmek biraz zor herhalde yani. Olsun. Peki, o zaman ben ikinize de çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Hem izleyenler adına hem de buraya katılanlar adına. Bizler Toprak TV olarak bu güzel etkinliğin güzel görüntülerini insanlara yansıtmaya çalışıyoruz. Ve buna da vesile olduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Çok teşekkür ediyorum. Evet değerli dostlar. Begüm Ekmek pikniğinde, Begüm Ekmek organizasyonunda düzenlenen piknikte söyleşilerimize ve röportajlarımıza kaldığımız yerden devam edeceğiz. Evet değerli dostlar, söyleşilerimize devam ediyoruz. Şöyle piknik alanında geziyoruz. Gördüğünüz üzere 23 Nisan olması münasebetiyle çocuklar yoğunlukta. Bizler velileriyle söyleşi yapmaya devam ediyoruz ve bir abimizin yanına geldik hemen tanışmak için. Sizleri tanıyabilir miyiz? Burhanettin Yakut. Burhanettin Bey, Begüm Ekmek. Begüm Ekmek'te şoför olarak çalışıyoruz. Şoför olarak, evet, çalışıyorsunuz. Evet. Peki kolaylıklar diliyoruz. Begüm Ekmek'in düzenlemiş olduğu piknik dışında sosyal aktivite olarak pikniklere geliyor musunuz? Tabii geliyoruz. Her hafta pikniğe gidiyor musunuz? Yok, her hafta değil tabii. Her hafta gitme imkanımız olmuyor ama gidiyorsunuz. Çoluk çocuğu alarak pikniğe gitmeye çalışıyoruz. Peki giderken daha çok nereleri tercih ediyorsunuz? Yani genelde bu Gölyazı tarafına gidiyoruz. Evet. O tarafa ve buralara geliyoruz. Buraya kimlerle beraber geldiniz? Hanımla, kayınbiraderlerle geldik. Ve komple çok, evet, buradasınız. Evet, eğleniyor abi musunuz? Tabii eğleniyoruz. Peki buradan sizleri tanıyan değerli dostlarımıza bir de Burhanettin abimizin sesinin güzel olduğunu söylüyorlar bizlere. Yok abi. Öyle bir durum söz konusu değil mi abi? Yok. Şu an biraz öyle. Şu anda bizleri izleyen Toprak TV izleyenleri sizin o güzel sesinizden bir tane şarkı dinleyemeyecek mi? Vallahi şu an için. Hatıra olarak. Hani mesela abimin sabunu koydum legene, gör ki başa ne gele şarkısını çok güzel söylediniz. Yok, onu tam bilmiyorum da. Hangisini biliyorsun?
yani şimdi biraz şöyle şapkayı da kaldıralım. Geçelim beni bugün. Peki o zaman buradan selam göndermek istediğiniz kimselere var mı? Bütün akrabalarıma, kuzenlerime, hanıma, herkese selam gönderiyorum. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Değerli dostlar, ben bu piknikte sizlere sesini dinleteceğim birisini muhakkak bulacağım. Eğer bulamazsam muhakkak ve muhakkak değerli müdürüm Gürkan Sarıoğlu'ndan bir şarkı ben bugün itibariyle alacağım. Söyleşilerimiz ve röportajlarımız kaldığı yerden devam edecek. Evet, Festival 2016 programında söyleşilerimize ve röportajlarımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Pikniğin havasını böyle gözleriyle koklayan bir aileyle beraberiz. Hemen yanlarına oturmak istiyorum. Mümkün değil mi? Evet, şöyle geliyorum. Sizleri tanıyabilir miyiz? Abdullah Çelik. Abdullah abim, öncelikle nereli olduğunu soralım. Ben kendim Muşluyum ama artık Bursalı sayılırız. Kaç yıldan beri Bursa'dasın? 26 sene oldu. Peki Begüm Ekmek'le bağlantınız nedir? Begüm Ekmek'te şoförüm ben. Şoförlük yapıyorsunuz. Gece ekmek dağıtım işi yapıyorum, evet. Nasıl, zor oluyor mu? İşimiz zevkli ya. Her işin zorluğu var ama. Zor da ama uykusuzluk var biraz ama işimiz zevkli yani. Değil mi? Hani peki uykusuz mu geldin buraya? Yok, ben gece biraz ekmek erken bitti. Bir 4 saat kadar yattım yani. Yattın, iyi. Yani o iyi. Zaman burada oynayabilirsin yani. İnşallah. Halay çekebilirsin. İnşallah. Yarışmalar da düzenlenecek aynı zamanda. İnşallah, varız halat ya. Halat çekme yarışmasında birinci olacağını iddia ediyormuşsun aldığımız bilgilere göre. Yok, olabilir. Biraz var yani, kendimize güvenebiliriz yani. Yani gözüne kestirdiğin rakiplerin var mı burada? Şunu 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 istiyorum dedin. Valla Yusuf abi gelmesin de kim gelirse gelsin. Evet, Yusuf Bey'le biraz önce söyleşi yaptık. Bayağı bir... Çok değerli bir yani patronumuz olduğu için söylemem. Kendisi kişilik olarak yani bize karşı çok iyi bir insan. Evet. Yani abi kardeşiz, patron ilişkisi yok bizde yani. Bu iyiliğini bizler de konuşmalarından anlayabildik. Gerçekten yani bize hiç şey yapmadı. Çok iyi bir insan. Şu anda bizleri izleyen değerli dostlarımıza, sizleri tanıyanlara neler söylemek istersiniz? Vallahi herkesi seviyoruz. Türkiye'yi seviyoruz. Bakın ne diyelim yani. Değil mi? Geldik buraya ailemizle işte. Güzel bir gün geçirmek istiyoruz. Kazasız belasız. Şu ana kadar geçirdiğiniz saatler eğlenceli miydi? Yani şu anda yavaş yavaş sizin demeniz gibi ortamı kokluyoruz şu anda. Birazdan biz de akacağız yani. Alemlere akacağız diyorsun. İnşallah. Yani. Peki çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Hemen sol tarafıma dönüyorum ve sol tarafımda böyle düşünceli, derin düşüncelere dalmış bir abim var. Ben sizi dinliyordum. Bu arada tanıyalım sizleri. Şinasi Çakar. Şinasi abi, sen de Begüm Ekmek'te mi çalışıyorsun? Yok, ben misafirim. Benim eniştem oluyor. Benim kayınçom. Kayınçonuz. Peki nasıl buldunuz ortamı, güzel mi? Çok güzel ortam. Yani. Peki her hafta pikniğe veya böyle ailenizle beraber şehrin o gürültüsünden uzak yerlere kaçıyor musunuz? Genelde yapıyoruz yani, çıkıyoruz. Peki her gün olmasa da yani her hafta ama arada sırada yapıyoruz yani. Buraya siz de eşinizle, ailenizle evet, beraber evet, geldiniz. Evet. Peki nereli olduğunuzu soralım sizde. Ben Erzurumluyum. Erzurum'un neresinden? Şenkaya. Peki bir hediyeli soru sormak istiyorum Şinasi buyurun, abime. Buyurun. Erzurum'un meşhur bir şeyi var. Çayı var. Kıtlama çayı. O muhakkak tabii ki de. Evet. Böyle artık insan çay içmekten böyle yorulur. Ondan sonra zorlarlar. Evet. Hani derler ki bu da şey çayı olsun diye. Kıtlama işte. Ya, yok. Değil Şinasi abi. Hani derler ya, en son çay derler ya hani bu çay da şu çay olsun diye. Paşa çayı. Hayır. O da paşa değil dilim ucunda. Bilene söyleyeceğim. O annesi. O belki o. Evet. Söylüyorum. Hatır çayı. Ha? Hayır, hatır çayı da değil. Söylüyorum, var mı? Cevap veren var mı? Söylüyorum bak. 3. Bak hediyeyi kaçırıyorsunuz. Son model. Biz bilmiyoruz, sizden duysak iyi. Söylüyorum. Dilim ucunda. Ya. Teyzem sen de mi bilmiyorsun? Gülüyorum da dilimin ucunda diyemiyorum. Keyif çayı. Ya hayır, keyif çayı da değil. Yok. Söylüyorum arkadaşlar. Artık dayanamayacağım. Ya Şinasi abi. Nasıl? Bak şu anda bizi izleyen Erzurumlular. Söylüyorum. Sorumun cevabı cırıldım çayıydı. Ha. Yani, cırıldım çaya yani. Cırıldım çayı. Şuraya kadar içiyorum, onu bilmiyoruz. Ya. Ama şimdi böyle de olmadı ki. Peki olsun. Erzurum'un
en meşhur şeyinin ne olduğunu soralım. Erzurum'un kadayıf dolması var, cağ kebabı var. Cağ kebabının da Artvin'e ait olduğunu söyleyenler hayır, var. Hayır hayır, asıl cağ kebabı Oltu'da, Oltu Kortul'da olmuştur evet. Yani. Buraya aittir. Bir de Oltu taşı vardır, meşhur. Yok, Oltu taşı. Hani Cirola'na kadar içtim deniliyor ya. Kıtlama onu biliyoruz. Ya, hatır çayını biliyoruz. Erzurum yöresine ya. Evet. Bu arada bizim, bu ailemize hediye veremedik yani. Bir de bizim yöranın mesela ben Şenkaya Gazi'yle eski Bardız ismi. Oranın kilimi meşhurdur. Bardız kilimi derler. Şenkaya'lı yani. Şenkaya evet. Bardız kilimi Gazi'ler. Her bizim 93 harbinde Allah-u Ekber dalanda şehit her sene yani Aralık ayında düzenleniyor. Evet. Orada oluyor genelde hepsi yani. Aralık ayında falan başlıyor yani orada oluyor. Peki. Allah-u Ekber şehit. Ben hepinize iyi eğlenceler diyorum. Tamam, teşekkür ederim. Nacizane bu da benim size vermiş olduğum bir bilgi olsun. Evet. Bundan sonra içtiğimiz çaylar eğer artık son haddine gelmişse ve zorla bir tane daha çay içirecekseler bu ne oluyor? Cırıldım çay oluyor. Evet. Çok teşekkür ediyorum sizlere. İyi eğlenceler diliyorum. Sağ olun. Begüm Ekmek tarafından organize edilen piknik şöleninde söyleşilerimize devam ediyoruz. 23 Nisan olması münasebetiyle çocukların eğlencelerini sizlere yansıtmaya çalışıyoruz ve kendileriyle söyleşi yapacağız. Merhabalar. İyi eğlenceler ablacığım. Nasıl? Çocukluğunuza döndünüz herhalde. Peki Begüm Ekmek'le bağlantınız nedir? Çok memnunum. Begüm Ekmek'le çalışan eşiniz mi var? Benim. Siz çalışıyorsunuz. Evet. Peki nasıl? Eğlenebiliyor musunuz? Evet, çok çok memnunum. Evet, yani eğlendiğiniz belli çocukluğunuza evet. Dönmüşsünüz. Evet. Ben size iyi eğlenceler diliyorum. Sağ olun. Buyurun sallanın. Buyurun. Evet değerli dostlar, Festival 2016 programı çok renkli sahnelere tanık olmakta. Sizlerin de izlediğiniz yüzde Begüm Ekmek organizasyonluğunda düzenlenen birinci piknik şöleni çok güzel yarışmalara, çok güzel oyunlara da tanık oldu. Bizler de aynı zamanda söyleşilerimize ve röportajlarımıza devam ediyoruz. Şu anda yanımızda yeni bir röportaj yapacağımız beyefendi. Hemen kendisini tanıyabilir miyiz? Ben Salim Usta. Begüm Ekmek'in ortaklarından biriyim. Evet. Bu organizasyonu çalışanlarımızın aileleri hiç birbirini tanımıyorlardı. Hem böyle bir tanışmaya vesile olalım diye, hem insanların birbirine kanaşması olsun diye elimize geldiği kadar güzel yapmaya çalışıyoruz. Siz de hoş geldiniz bu hoş arada. Bulduk, çok teşekkür ederiz. Bizler teşekkür ediyoruz bu nazik davetinizden dolayı. Rica ederiz, sağ olun. Peki şunu sormak istiyorum. Geçen bu süreçte pikniği değerlendirecek olursanız önce kendinizden başlayalım. Hani kişi kendinden sorumludur diye. Eğlenebiliyor musunuz? Eğlenceli geçiyor mu? Şimdi ondan evvel şunu söyleyeyim ben. Begüm Gıda 2012'de kurduk biz. Evet. 2012'den beri ilk defa böyle bir organizasyon yapıyoruz. Bu yüzden dolayı ben daha böyle cansız geçebileceğini düşünüyordum. Çok güzel geçiyor. Ben şahsım olarak çok eğleniyorum. İnşallah arkadaşlarımız da öyledirler. Ki görüyorum ben herkes böyle bıkkın havada değil. Herkesi gayet keyfi, oyunlara katılıyorlar, yarışmalara katılıyorlar. Koca koca adamlar evet. Şeyler, sumo yürüyüşleri falan evet, yapıyorlar. Evet, evet. Bu katılımın canlı olduğunu gösteriyor bana göre. İşten olduğunu gösteriyor. Herkesin memnun olduğunu düşünüyorum. Ben çok memnunum şahsen. Pikniğin bundan sonraki süreci ne gibi güzelliklere tanık olacak? Gayet güzel geçecek. Bundan sonraki süreçte hediyelerimiz var. İşte yemek organizasyonumuz var. Abi, çok teşekkür ediyorum vakit ayırdığınız için. Çok sağ olun. Hem izleyenler adına hem de buraya katılan çalışanlarınız adına böyle güzel bir pikniği düzenlediğiniz için de sizlere çok teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ederim. Sizi de kutluyorum. Gayet güzel sunuyorsunuz. Eyvallah. Canlı sunuyorsunuz. Doğal sunuyorsunuz. Çok teşekkür ediyorum. Çok beğendim. Sağ Eyvallah. Teşekkürler. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun. Hoşçakalın. Evet değerli dostlar. Toprak TV'de Festival 2016 programında söyleşilerimize ve röportajlarımıza kaldığımız yerden devam edeceğiz. Evet değerli dostlar, röportajlarımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz.
O kadar eğlenceli, o kadar keyifli vakitler geçiriliyor ki burada. Şahsım adına da söylemem gerekirse belki de yaza ilk başlangıcı bu şekilde yapmam. Benim yaz boyunca aynı şekilde tempo ve coşku noktasında eksik olmayacağım anlamına gelir. Bundan dolayı da başta Begüm Ekmek yönetim kurulu başkanlarım, hem Salim Bey hem de Yusuf Bey'e çok teşekkür ediyorum. Yanımızda yine bir beyefendi var. Kendisini tanımak istiyorum. Tanıyabilir miyiz sizleri? Nuri ben. Hoş geldiniz bu arada. Peki kimin vesilesiyle katılıyorsunuz etkinliğe? Ben performans olarak katılıyorum. Kendileri firma olarak bizim çalıştığımız firma. Evet. O vesileyle davet ettiler. Ben de firmamız olarak daveti icra ettim. Peki çalıştığınız, yani Begüm Ekmek'ten biraz bahsedecek olursak nasıl, memnun musunuz veya iyi ki böyle bir firmayla çalışıyorum diyor musunuz? Kesinlikle. Bunu açık yüreklilikle söylüyorum. Yani firmada şunu görüyorum, insan sağlığı ön planda, hijyen ön planda. Evet. Firma çalışanlarının eğitimleri olsun. Bunları görmek tabii bizleri de gururlandırıyor. Peki pikniğe gelecek olursak eğleniyor musunuz yarışmalardan, oynanan oyunlardan? Kesinlikle eğleniyorum. Güzel bir ortam. Bahar'ın ilk günleri. Evet. Benim için de ayrı bir zevk oldu. Peki buradan sizlerin vesilesiyle sizleri tanıyan veya sizin tanıdığınız dostlarınıza, tanıdıklarınıza neler söylemek istersiniz Toprak TV aracılığıyla? Şunu söylerim. Öncelikle sağlık ve hijyen ön planı tutarak ekmeklerini poşetli ekmek olarak kullansınlar. Tercihleri de Begüm Ekmek olsun derim. Eyvallah. Çok teşekkür ediyorum. İyi eğlenceler diliyorum. İyi eğlenceler. Sağ olun. Haydi bakalım. Oynamayan kalmasın. Şöyle herkesi piste doğru alalım. Döktün. Yolundan. Evet değerli dostlar, söyleşilerimiz kaldığı yerden devam etmekte. Yanımızda yine karizmatik bir abimiz var. Hemen kendisini tanıyalım. Ben Ergin Usta, Salim Usta'nın abisiyim. Ne güzel. Bu tür organizasyonlara gerçekten sadece bir firmanın çalışanları değil, gerçekten samimi olarak söylemek gerekirse sistemin içerisinde ülkenin ihtiyacı vardır. Çünkü insanlar artık stres, sıkıntı dolu, her an patlamaya hazır bir bomba gibi duruyoruz memleket. Öyle bir sistem, öyle bir yaşam biçimi getirdi bize ki. Organize edenlere, emeği geçen herkese gerçekten peşinen teşekkür ediyorum. Çünkü kaynaşmak, sosyal faaliyetler insanları birbirine daha yakınlaştırır. Bireysel yaşamak insanları doldurur ve patlamaya hazır bir bombaya getirir. Onun için burada bütün emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Bu faaliyetlerin aslında her zaman devam etmesi gerekiyor. Aynı zamanda tahmin ediyorum, lafınızı kesiyorum, personelin çalışma performansına da etkide bulunacaktır, değil mi? Kesinlikle, kesinlikle. Çünkü çalışan personelin zaten 12 saat çalışan, biliyorsun ülkemizde genelde artık 8 saat profili ortadan kalkmıştır. Sadece devlet kurumlarında vardır. Büyük bir çoğunluğu özel sektör olduğu için 12 saatten aşağı çalışan personel sayısı çok azdır. Kendisine zaman ayırma şansı da yok açıkçası. Aldığı maaş da buna müsait değil daha doğrusu. Ama en azından işte yöneticilerin, idarecilerin, kurumların, kuruluşların kendi personeline bu hakkı tanıması, böyle bir sosyal faaliyeti yapması çok güzel bir şeydir. Bunların yıl içerisinde birkaç kez olması daha faydalı olur. Yani performansını artırır çalışanların açıkçası. Peki coşkuyu ve eğlenceyi tartacak olursanız neler söylersiniz buradaki yaşanan eğlence, coşku hakkında? İlk olmasına rağmen çok güzel. Çünkü insanlar daha çoğu birbirini tanımıyor. Veya işte farklı örf ve geleneklerden gelen bir yapı var burada. Sizin de gördüğünüz şekilde. Ama bunun biri, ikincisi, üçüncüsünün çok daha neşeli, çok daha farklı bir boyutta olacağını düşünüyorum açıkçası. İnşallah. Ama ilk olmasına rağmen gerçekten beklediğimin üzerinde çok güzel bir organizasyon. Yarışmalardaki yarışmacıları nasıl buluyorsunuz? Kıyasıya yarışıyorlar birbirleriyle. İnsanların
Tabii ki çok güzel. İnsanların o yarışmaya katılması bana göre çok güzel bir şey. Evet. Yani yarışmaya ilgi ve alaka bir hayli fazla değil mi? Alakası daha çok güzel bir şey açıkçası. Yarışmada birinci olabilir, olamaz. Fark etmez. Düşen kalkar. Bu hayatın içerisinde zaten düşüp kalkmalar evet. her zaman olduğu gibi burada da olur ama dediğim gibi insanların katılımı çok önemli. Burada ilk karşılaştıkları bir yerde çok güzel bir şey açıkçası. Peki son olarak sizleri tanıyan değerli dostlarımıza ekranlarımız aracılığıyla söylemek istedikleriniz neler? Söylenecek bir şey yok. Zaten söylenecekleri burası etrafa baktığımız zaman söylüyor. Herkese saygı ve sevgiler sunuyorum. Bu tür organizasyonlara herkesin katılmasını açıkçası. Yani kendini deşarj etmesi, çoluğunu, çocuğunu, ailesini, etrafını tanımasını isterim. Eyvallah. İnsanlarla kaynaşmasını. O zaman buradan beraber siz Artvin Ardanuç'a, ben de Artvin Yusufeli'ne selamlarımızı gönderelim. Selam sevgiler Artvin abi. Bütün Karadeniz'e sevgiler, ülkeye. Eyvallah.